O diğer şeyle giriyor, karakterle giriyor. Baban hiç cinsel konularda öğüt verdi mi? Verdi ya. Çok kötüydü. Ben bunu daha önce anlatmıştım herhalde. Verdi abi, çok kötü ya. Yani bir insanın babası jinekolog olursa cinsel konularda vereceği öğüt de kötü oluyor yani. Bir daha mı anlatayım? Nasıl, izlemiyor musunuz abi siz beni? Ya bir gün çağırdı beni, ergenliğimin doruklarındayım. O zaman da babam Alanya'da çalışıyor. Hafta sonları geliyor sadece. Samaha. Hafta sonu gelmiş. Gel Ahmet dedi, bir şey konuşacağız. Yani ilginç bir şekilde de evde annem de yok, ablam da yok. Yani bu konu için ev boşaltılmış. Otur dedi, oturdum. Böyle ufak blok notlar olur ya, reprezentlerin getirdiği. Öyle blok notlardan çıkarmış bir tane. Koydu. Bak dedi, seninle bazı şeyleri konuşmamız lazım dedi. Sana dedi bugün kadın vücudunu anlatacağım. Heyecanlandım yani. Porno morno izliyoruz. Uydu bağlatmış eve. Haberi yok, ben Eros TV izliyorum. Çektiğini bile bilmiyordu bence. Biz zaten yolumuzu bulmuşuz. Dedi ben anlatayım sana. Dedim anlat baba, yani bu işin uzmanı sen olmalısın en nihayetinde. Abi size yemin ediyorum, İki tane böyle ovaryum çizdi. Tüplerini çizdi abi böyle. Rahim çizdi. Böyle uzun uzun anlatıyor işte. Sperm diyor buradan gelir. İşte spermlerden birisi işte başında diyor enzim vardır diyor. Yumurtaya girer. Döller. İşte o kanaldan düşer. Rahimde çocuk olur falan. Anlatıyor böyle ama. Ya benim kafamda bir soru var. Hani biz ne yapacağız? Ya ben erkek olarak benim görevim ne? Ovaryumlar, yumurtalar böyle geliyor. Rahime düşüyor. Bir şey oluyor. ESC'de oyuncu Ben ne? geri zekalı. İşte şey anlatıyor. Adeti anlatıyor falan. İşte burada diyor işte yumurtalar kopar diyor. Kanama olur falan filan. Ben ne? Ha, tamam baba anladım dedim. Sorgulayamıyorsun tabii babanı. İyi hadi gel madem dedi, su dolduralım dedi. Burada bir tane şey vardı. Kaynak suyu vardı. Damacanaları oradan dolduruyorduk fantezi olsun diye babam geldiğinde. Gittik abi, damacanaları doldurmaya yola çıktık. O zaman Opel Vectra CD'si vardı babamın. Parlament mavisi. Hiç unutmam, çok kral arabaydı. Öne bindim tabii. Nadiren yaptığım bir şey. Öne bindim böyle delikanlı gibi gidiyoruz. Döndü. Sertleşiyor musun dedi. Sertleşiyorum baba dedim. Sıkıntı var mı dedi. Sem sert oluyor mu dedi. Hala mermer gibi baba dedim. Aa tamam dedi. Bitti yani, bir daha konuşmadık. Babamdan aldım. Cinsel eğitim bu. Bir daha konuşmadık abi. Cidden. Bu yani. Bu kadar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi suları doldurup eve döndük ama. Çok iyiydi. Beton gibi dedim ya. Baba dedim, sen dedim. Hiç babandan araba kaçırdın mı? Hiçbir zaman yapmadım öyle bir şey. Ya öyle bir şeye cesaret edemem. Benden daha büyük olan dayımın oğulları haytalar. Buraya tatile geldiği zaman dayımlar dayımın arabasını çalarlardı. Bana çok ütopik gelirdi. Yani böyle bir şey nasıl yaparsın? Yani babam tabii ki bana yaşıma gelmeden araba sürmeyi öğretti ama yani arabayı tarlaya çektiğimizde bir, hani hiç kimsenin olmadığı köyde falan tarlada hani 1'e en fazla 2'ye takıp işte araba böyle kalkar böyle gider. Bu yani maksimum bu. Ve her seferinde şey yani hani
Ehliyet alana kadar araba süremezsin. Hani aklından bile geçmesin. Dayımın çocukları arabayı alıyorlar, çalıyorlar. Bir de beni bindiriyorlar içine, amına koyayım. 90'a 100'e basıyorlar. Bak diyor, nasıl durduracağım, nasıl kıç atacağım falan. Ben böyle şey, hani anladın mı? Böyle şey çocuklar olur ya. Ahmet aşağı gelebilir mi teyze? Hayır, Ahmet'in ödevi var. Ben oyum işte. Öyle anlam veremiyorum. Ne oluyor amına koyayım? Öleceğiz mi acaba? Dayım bu çocukları asar mı? Nasıl bir ceza yiyecekler? Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlardı. Çok yani. Tabii bu 12 yaşımdayken belirli bir arkadaş grubumla belirli bir internet kafede sabahladığım gerçeğini değiştirmiyor ama araba çalmak çok ütopik geliyordu bana. Ergenlik fotoğrafın varsa gösterir misin? Hemen gösteriyorum. Hazır mıyız buna ya? Bakayım bulabilecek miyim o kadar? Ergenlik ne? Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Ergenlik. Almanya'ya gittim de ergendim lan zaten. Evet, Facebook çökmüş ama. Etmişi. Bu kaçıncı seviye? Bakayım abi. Abi Deep Web'in 19. katmanına iniyorum şu anda. Mark Zuckerberg şu anda fotolarıma bakıp 31 çektiği için fotolarımı göremiyorum sanırım. Bunun loadlaması 1000 yıl sürer herhalde. Loadluyor arkadaşlar inşallah. Fotoları loadluyor. Mark ne yaptın koçum? Geliyor fotolar. Abi hazır mısınız buna? Nasılsın Ortaokul kanka? fotoğrafım var. Ortaokul ergen sayılır mı lan? Ortaokul ergen mi ya? Ortaokul ne oluyor? Ortaokulda giriyorlar zaten genelde diye biliyorum ben. Lan ben ortaokulda çocuktum be. Tam sonlarına doğru işte. 7-8. 7-8 mi? Sen Tam kaç yaşında yüksek. bitirdin ortaokulu? Abi yaş ve senelerle aram çok kötü, hiç Ama hatırlamıyorum. biz 12'de bitirdik. Ortaokulda liseye geçiş 12. Nasıl liseye geçiş 12 oğlum? Saçmalama amına koyayım Canberk. Evet. 7, 8, 9, 11, Dur bakayım, buluyorum 12, buluyorum. Çok kötü. 14'te bitirdik. İmkansız Çok kötü 14'te, yerlere 14'te gidiyorum abi. bitiyor. Deep Web'de ilerliyorum şu anda. Çok kötü katmanlardayım moruk. Abi liseden bir fotoğraf buldum. Just a second. Liseden bir fotoğraf buldum. Ananı sikeyim, bunlar ne? Bir tane de bebeklik fotoğrafım var. Bebeklikten başlıyorum. Abi bu sağda gördüğünüz çocuk, sarışın çocuk benim. Abi filmlerdeki fotoğraf netleştirme teknolojisi bir an önce gelmeli ya. Evet, bence de gelmeli. Şu çocuk benim, bu da ablam. Evet abi, bu sapsarı çocuk benim abi. Bu da ablam. Evet, doğru. Devam. Bunu yedik mi? Yeme, sen yeme amına koyayım. Ortaokula geçiyoruz. Long B değil mi ya? Liseye geçiyoruz. Dur, Almanya'nın ilk günleri var oğlum. Almanya'nın ilk günleri var moruk. Vidanjör! Ama bu yakışıklılığa hazır mısınız bilmiyorum gerçekten ya. Bu yakışıklılığa hazır mısınız bilmiyorum ya. Rassamaha. Çok iyi değil mi? O attı gidiyor şu an. Ben diyorum şu an. Bak bak bak. Bak ya, şu delikanlıya bakar mısın ya? Rassamaha.
Çok güzel bir çocuk değil miyim ya? İki taraftan örgülü fotoğraf gelecek mi? Gerçek, onu da göstereyim mi? Barış, onu da göster önce, orada çok iyi. Barış, 10 yıl sonra biz de böyle kendi beraber yattığımız yataklı fotoğraflara bakacağız. Abi onu bu arada mi? Yani arkadaşlar örmüştü. Yani örülüşünün de fotoğrafı var. Bak gerçek. Bak bu da örülürken. Gerçek yani. Bunlar yaşandı. Abi organik kimya çalışıyor. Abi organik kimya çalışıyor. Kütüphanede çocuk. Hey. Abi ben şeyi hatırlıyorum bu arada. Mumble'dayız. İşte sen oyun oynuyorsun falan. Sonra bir inziva odasına çekiliyorsun Mumble'da. Sesin açık ama kimse girmiyor. Bir gün boyunca orada ders çalışırken Mumble'da sesin açık durduğunu hatırlıyorum ben senin bildiğin ben. Ben hayatımın herkes herhangi bir noktasında soruyor. Bir gün ders çalışmış mıyım lan? O zaman başarılı. Ya şey böyle abi, soruyordum Ahmet abi niye aşağıya girme, ders çalışıyor falan diyorlar. Yani. Ama tek şey başına orada duruyorsun ama. Ama otobüs çünkü aslında ders çalışmıyor. Biliyorum ben öyle ben. Vay be. Vay be, bir gün hiç uyumadan ders çalışmak mı falan, ben de böyle. Neyip dedim ben galiba bu arada küçükken, anlamadım. Gerizekalı ya. Sen o zaman 14 yaşında falansın değil mi? E tabii ki 14. Ahmet abi ders çalışıyor. Ben de çalışacağım falan. Ne oldu? Bisik olamadın zaten. Bu ne? Olamadık be abi. Allah. Ahmet abiden be. Alamadığımız tek örnek herhalde ya. Ders çalışmak. Oğlum onu ben nasıl yapayım? Ben kendim beceremiyordum ki. Ben Mumble'a girmeden önce hayvan gibi çalışıyordum bu arada. Bozdum zaman. Ben Mumble'a girmeden önce de çalışmıyordum ki. İyi Allah'tan bence. Annem babam bizi taramadı amına koyayım. Çocuğumu bozdunuz. Dur bakayım. Başka ilginç fotoğraf var mı diye arıyorum abi şu anda. Anonisi kimle buldum? Aa bu çok kötü bunu. Evet bir dakika. Peki... Şu yumurta kafanın ben olduğum gerçeği. Hayda. Bu yumurta kafa benim abi. Peki son olarak burada babamı bulun. Hangisi zade? Abi sağdan ikinci. İyi dedin. İyi dedin Graf. Vallahi iyi dedin. Abi çok belli bu ses. Efendim? Ama tarzlar falan çok iyi ya. Bayağı benziyor abi sana. Bu çiçek çocuk zamanı ya. Çiçek çocuklar bunlar. Evet, cinsel içerikli abi, yayınımız devam etmektedir. Şu fotoğrafı hatırlıyor musun? At bakayım. Açayım mı yayında? Antalya buluşması incoming ya. Evet. İkinciyi açabilirsin. Ananı sikiyim. First ever Antalya buluşması. Ha siktir, Pavi mi o ayaktaki ikinci ayaktaki bir ayaktaki Pavi. Evet Pavi, Pavi, Pavi. Abi ilk Pavi çok iyi. Abi Pavi ya. Bu da Baybrax işte. Evet. Soldaki. Abi Pavi ya. Bu çocuğun şimdi neyse. Neyse ayrıntıya... Şimdi... Neyse ayrıntıya girmeyin. Müsteşar çocuğu oldu bu şimdi. Müsteşar Pavi. Vay be. Ekibe bak oğlum. Beyiz abi hiç bu? Beyiz işte şu. Şu beyiz. Abi işte şey beyaz uzun saçlı. Abi sikiyim çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Abi o saç birini andırıyor ama neyi andırıyor? Abi evladım olsa çok... evden atarım var ya atarım. Abi yaş. Yaş bu, kaç? 12? Bu ne? 12 ya. Oğlum tamam da saçının stiliyle yaşının ne alakası var? O stille amına koyayım. Ne bileyim oğlum ne? Ben neyi yaşamışım bilmiyorum ki. Anda. Aa çok kötü şu an her şey ya. Tası kafama koy kes dayı. Dayı. Tası kafama koy. Bu da İstanbul buluşması bak Berk'le yaptıydık. Oğlum. Oğlum ben saat takıyormuşum lan.
Benim niye haberim yok böyle bir şeyden? Beyt'in büyüklüğü geldi abi. Beyt'in büyüklüğü mü geldi bakayım? Abi geldi, o saç, o saç geldi yani. Çok kötü ya.